Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta güzel bir devreyle karşınızdayım. LED TV içerisindeki sıralı LED'leri ölçmeye yarayan bir ölçü aletini bugün el yapımı olarak yapacağız. Çok basit bir devre olacak. Hem amatör arkadaşlarımın hem de meslektaşlarımın işine çok yarayacaktır. Ölçü aleti isterseniz bir LED'i ölçecek, isterseniz sıralı olarak 10'lu, 20'li, 30'lu, 50'li LED'leri de yakacaktır. Ben testini yaptım, çok güzel çalıştı. Hatta devre şemasını da videonun arasına koyacağım. İkinci elemanımız köprü diyot. Peki diyot en az 400 veya 600 volt olması lazım. Çünkü şebeke voltajıyla çalışacak. Arada hiçbir trafo kullanmayacağız. Direkt 220 ile çalışacak devremiz. Köprü diyotumuz 1 mikrofarad 400 volt kondansatör, kutupsuz kondansatör. 680 pikofarad 2 kW, 1 kW de olabilir. Yine kutupsuz kondansatör. Bir tane 180K direnç ama ben iki tane paralel bağladım. Sebebine gelince 2 Watt'a çıktı. 2 Watt olunca tabi paralel bağladığım için 90 kilo'ma düştü. Bizim ihtiyacımız olan 90 kilo direnç. Ben iki tane paralel bağlayaraktan bu şekilde yaptım. Wattajını artırmış oldum. En sonunda bir tane sigorta direnç lazım. Sigorta direnç 0.1 ohm, 0.10 ohm, 0.5 ohm veya direkt sigorta da olabilir. Bu da güvenlik açısından devrede kullanmak istiyorum. Şimdi devremizi yapmaya başlayalım. Köprü diyotun ortadaki iki ayağı AC girişleri, yani 220 girişimiz olacak şu ve şu. Şurası kesik olan kısmı artı, bu köşesi de eksi. Direkt 220 ile çalışacak. Arada trafo da kullanmayacağız. Çok basit bir devre olacak. Çok da güzel çalışacak. Hemen başlayalım. İlk önce köprü diyotun ayaklarını güzelce bir kalaylayalım. Direncimi lehimliyorum. Kondansatörümü aynı şekilde öteki AC ucuna lehimleyeceğim. Bu da tamam. Ya da bir sigorta direnç bağlamak istiyorum. Güvenlik açısından her zaman iyidir. Belki ihtiyaç olmayacaktır ama sigorta bağlamak işi garantiye alır. Bu 680 pikofaradlı kondansatör çok önemli. Buradaki bütün elemanlar çok önemli ama 680 pikofaradlı kondansatör çok önemli. Bunu çıkış üzerine bağlayacağız. Yani şuradaki artı ve eksinin direkt üzerine bağlayacağız. Burada bir tepe voltajı oluşacak. Bu tepe voltajını aşağı çekmemiz için bu kondansatör değeri çok önemli. Bunu çıkışın direkt üzerine lehimleyeceğiz. Hemen ben lehimleyeyim, devam edelim. Devremiz nispeten hazır. Şimdi ölçü aletimden iki tane prop alacağım. Eski probların, bunları kullanmak istiyorum. Bu da eksi çıkışımız. 220 girişimizi de bağlayalım. Ondan sonra ölçü aletimizi çalıştıralım. Bakalım nasıl çalışıyor. Performansı nasıl? Bu masada uzun ledleri ölçemiyorum. Burada sadece bunları göstereceğim. Sonra başka masaya geçip orada büyük ledleri de yakacağım. İlk önce elimde bir tane dörtlü led var. Sonra yine bozuk bir led var. Bunu ölçelim. Tek tek ölçeceğim. Hepsini beraber yakacağım. Işıklarımı biraz karartayım. Ledler daha belirgin olsun. Şimdi ilk önce dörtlü ledi yakayım. Çok güzel. Bakın dördü beraber yandı. Dördü beraber yandı. Şu yanındaki bir yakalım. Ortada bir tanesi bozuk. Zaten bozuk da sonda da bir tane bozuk şuradaki. Şöyle bir daha yakayım. Şimdi güzel tarafı şu. Tek led yakabiliyoruz. Bakın tek led yanıyor. 2 led yakabiliyorum. 3 led yakabiliyorum. Böyle 55 tane led'i arka arkaya sıralı dizeli olanları yakabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bozmuyor da. Yani ters bağlıyorum. Bakın ters bağlayacağım. Hani led'imi bozar mı?
Hayır, bozmuyor. Öbür türlü bağlıyorum. Mükemmel çalıştı. Yani böyle bir ölçü aletini satın almaya kalksanız tahmini fiyatı 250-300 lira civarında. Bakın tek led yakacağım, buyurun. Bakın tek led yaktım. Şöyle yapayım. Bozulur mu? Bakalım. Hayır, bozulmadı. Yine yanıyor. Yani ledi de bozmuyor. Çok güzel. Ha, çarpılır mıyım? 70 volt civarında bir tepe voltajı oluşuyor. Çok küçük ısırıyor. Yani şöyle baktığım zaman küçük olarak ben tutuyorum şu anda. Bakın azıcık, çok değil. Çok azıcık ısırıyor. Yani 70-80 volt civarında. Zaten bu da bizim mesleğimizin kanında var. Çarpılmayan elektronikçi ya da elektrikçi yoktur. Çok yüksek voltajlara defalarca çarpıldım. 70-80 volt, bunun yanında hiçbir şey. Dediğim gibi etinize, derinize zarar vermez. Probalarımızı da bağlayalım. Şimdi tam bir ölçü aletine benzedi. 220 kablomuzu da takalım. Tam böyle küçük bir led ölçmek istiyorum. Şimdi biraz kapatayım. Şöyle klasik ledler var ya, 3 voltla çalışan. Onlardan bir tanesini yakacağım. Bakın nasıl çalışıyor. Son olarak da evlerimizde 220 aydınlatmasında kullandığımız bu ledi yakacağım. Onun testini yapalım. Çalıştı. Evet, çok canlı yanmıyor. Ama en azından sağlam olduğunu görebiliyoruz. Ölçü aletimiz başarılı oldu. Başka devrelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.